Gene sinema okulu hatıralarına devam ediyoruz. Bu arada önemli önemli bir konu var. O zamanlar bütün solcular Cumhuriyet Gazetesi okuyor. Ben de Cumhuriyet Gazetesi hayranıyım. Her genç gibi. Yaz tatilinde Türkiye'ye gittim de. Gittim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Dedim ki dış muhabirlerle kim ilgileniyor? Dediler ki Abdülkadir Yücelman rahmetli spor servisi şefi. Çaldım kapısını gittim dedim ki e, Abdülkadir Bey ben geldim ben öğrenciyim Brüksel'de sinema okuluna gidiyorum e, Brüksel muhabiri olmak istiyorum dedim gazetenin <laughs> ne yapıyorsunuz işte sinema okuyorum dedim kültür sanat yazıları yazabilirim zaten ta iyi takip ediyorum yani sinema tiyatro falan filan oradan onları yazarım size dedim. ...tamam kardeşim dedi, sen bana bir fotoğraf getir yarın dedi. Gittim eve, ertesi gün fotoğrafla geldim abi. Hiç, hiç unutmuyorum. Şey Çekmecesini açtı, bir tane böyle üzerinde... ...Pres, Cumhuriyet yazan hazır şeyler var. E, i̇kiye kapatılır, i̇şte kimlik var. Tamam mı? Hazır. Oraya zımbaladı benim fotoğrafımı. Bir de damga bastı üstüne. İşte orada yazdı, Brüksel <laughs> muhabiri diye. Olduk sana Brüksel muhabiri yani... Ne kadar kolaymış hayatı düşünüyorum da şimdi. Ee, yani adam sırf bana inandığı için yaptı. Bir de başka giden de yok herhalde müracaat eden ya da neyse artık şeyini. Neyse ben başladım. Çok da güzel buna böyle gayet güzel sinema eleştirileri falan yazmaya başladı. Hatta pazar günleri arka sayfaya koymaya başladı. Çok beğendi. Gayet okunur bir yerde falan böyle. Benim kültür sanat haberlerim kendi ismimle çıkıyor tabii benim için de muazzam bir şey yani orada isminin olması. Gayet güzel böyle gül gibi geçinip gidiyoruz. Bir, <laughs> bir, gün bir haber geldi. Diyor ki işte çarşamba günü Galatasaray Anderlecht, Anderlecht maçına git. Or, onu bana yaz. Ben hemen telefon gittim. Bir yerden ki telefon nereden ediliyorsa işte sokaktan kartlama ediliyor. Unuttum şimdi yani bir yerden. Aradım dedim ki abi Allah aşkına ben futboldan falan hiç anlamam. Yani ne Galatasaray'ın oyuncularını bilirim ne Anderle bilirim. Anderle de Belçika şampiyonu işte. Şampiyon kulüpler maçında. Oğlum dedi ben artık senden başka adam bulacak değilim. Brüksel'e yollayacak. Git oraya dedi. İşte ne görüyorsan yaz dedi bir şeyler. Biz idare <gülüyor> <gülüyor> ederiz dedi. Abi ben o dandik kartla geç geçti yani kapıda. Beni gayet güzel yabancı diye aldılar içeriye. Hem de böyle en önde şeylerin gazetecilerin durduğu bir bölme var. Oraya da gittim. En önde yani sahanın yanında. Güzel maçı seyrettim. İşte kendime göre notlar aldım. Allah razı olsun. onu almış o. Yani e, kendi baştan aşağı yazmış benim yazdığım bir şey var mıydı, yok muydu içinde bilmiyorum ama çok komik bir anıydı bunu sonradan da konuşmuşuz yıllar sonra yani vay Anderlecht maçı muhabiri falan diye. <laughs> Neyse bu ne, kaç sene devam etti bilmiyorum. Herhalde yani okul bitene kadar bu kültür sanat e, hikayesine Cumhuriyet'te devam ettim. Sonra Türkiye'ye döndüm falan tabii kaldım. E, okulda çok enteresan bir sınıftık. Biz dediğim gibi 7 kişiydik. 7 tane ayrı milletten insan vardı. Bir tanesi Belçikalıydı. Ee, diğerlerin hepsi aşırı solcu tipler yani Cezayirli, babası işte Fransızlara karşı savaşmış, ee, İspanyol zaten herif iki okul bitirmiş, Roma'da felsefe okumuş, Barcelona'da edebiyat okumuş falan böyle üçüncü defa geliyor. Ha, bir de yaş olarak ben onlardan küçüğüm yani e, liseyi bitirip gelmiş bir ben varım bir de Belçikalı var ama Belçikalı zavallı çocuk sinirleri kaldırmadı. Sonuna kadar devam edemedi. Bıraktı, gitti yani. Ama Belçikalı olan sayesinde e, hayatında ilk defa e, sinema televizyonun ne işe yarayabileceği tecrübesi edindim. Bizim gelen yıl içinde 3-4 tane okul projesi yapıyoruz. Bir tanesi de bu küçük bir şehirde oturuyordu Dinan diye. Babası da orada e, e, şeydi, hakimdi. E, biz bir hafta sonu gittik bunların evine. Kaldık da orada birkaç gün. Orada e, belediye, e, belediye gene sadece e, çok eski bir mahalle var. Yani yüz küsür yıllık evler ve sadece fakirler oturuyor ve onları yıkıyor. Büyük bir müteahhitle anlaşmış o insanları sokağa atıyor evleri yıkıyor. İşte yerine de şey yapacak Gökdelen bak anlattım 1972-73 yani e, bu e, müteahhit puştluğu dünyanın her yerinde her zaman var yani o zaman da varmış demek ki. Ee, ...biz de gittik, bütün o yaşlı insanlarla evlerine girdik, röportajlar yaptık gayet güzel. Ee, i̇şte nasıl sokağa atılacaklar, başlarına ne gelecek, çok yaşlılar, parası olmayan var bilmem ne falan filan. Ondan sonra gittik... ...onu çok güzel montajladık da videoyu. Ertesi hafta da geldik, şehrin meydanında... ...bir gösteri yaptık bütün halka... ...ve muazzam şey topladı... Ilgi topladı. Çok insan geldi. İşte yerel gazeteler yazdı falan filan. Arkadaş inşaat durdu. E, bu bizim hayatımızda işte benim yaptım yani dedim ki hakikaten e, bu önemli bir iş yani adam gibi yaparsan televizyon gazeteciliğini yani. Hakikaten bir netice alabilirsin. Çok güzel bir tecrübeydi yani o kadar genç yaşta daha ilk yaptığımız şeyle hemen bir ses getirdik. Ondan sonra komik şeyler de var. Bir tane bask öğrenci vardı benim sınıfımda. O iki üniversite bitirmiş. bayağı büyük benden yani 8-9 yaş büyük. Bu geçinmek için bir İspanyol sokağı vardı. Bütün meyhanelerin olduğu. Orada fotoğrafçılık yapıyordu. Geceleri gidiyor Polaroid ile işte masaların fotoğrafını çekiyor, onu satıyor ve yani bütün geçimini adam oradan sağlıyordu ve bir karısı ve çocuğu vardı üstüne üstlük. Bunun da çok iyi arkadaşlık biz. Ondan söyledik ki bir projede, bir sene sonra belki o sokak hayatını yapalım, gece ve eğlence hayatı İspanyol barlarında tamam mı? <laughs> Aldık kameraları işte ikimizlere var gittik. Bu tabi herkesi tanıyor. İlk, ilk baştaki bara girdik. İşte barı çekiyoruz bilmem ne. Hemen bize tak tak şaraplar geliyor. İçtik birer tane pat pat, pat bir tane daha geliyor. Otomatik yani hiç sormuyorlar. Herkes çok iyi arkadaş bunda. Neyse birinci şeyden çıktık. İkinciye girdik. Tak tak gene şaraplar gene şaraplar içkiler. Üçüncüye girdik. Arkadaş artık dördüncüden sonrasını falan <laughs> ben hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Bu dayanıklı tabii tamam mı? Her gece içtiği için orada herife hiçbir şey olmuyor. Benim kamera var ya hiçbir şey görünmüyor. Yani dördüncü bardan sonra şeyde fırtınalı denizde çekilmiş gibi. <laughs> gidip, gidip geliyor. Benim çektiklerimi kullanamadık uzun lafın kısası. Ondan sonra baktık ki olmadı. Bu sefer projeyi şeye değiştirdik. flamenco danslarına. ...Anvers'te bir okul bulduk... ...devlet okulu... ...aslında şey öğretiyor yani... ...bale var ama flamenko... ...dersi de koymuşlar... İşte ...onlarla anlaştık, 5-6 hafta sonu... ...oraya gittik, onları çektik... ...onun filmini yaptık... ...yani ödevimizi... ...gece hayatından... ...flamenko çevirdik, alkolsüz olarak... <laughs> ...bitirdik... ...bir tane de... ...kebekli bir arkadaşım var... Ee, kebekli çok önemli. Türkiye'de fark bilmeden herkes e, Kanadalı diye geçer. Kebekliler e, kebek milliyetçisidir çoğu. Fransızca konuşurlar ve de hemen düzeltirler. Yani Kanadalı dersen hemen olarak der, ben kebekliyim. Kanadalı değilim. Yani ona göre konuş. E, bu da öyle bir çocuktu. Son derece de zeki ve tatlı bir çocuktu. Çok da iyi arkadaşlık. E, hafta sonu sinemaya çoğunlukla onunla beraber giderdik. Gene bir hafta sonu değil de işte o hafta içinde neyse bir gün gittik. Gördüğünüz bir film bizi çok etkiledi. Filmde de Amsterdam'daki e, vitrinlerdeki şeylerin, e, orospuların hayatı. Onlardan bir tanesinin hayatını anlatıyor. E, acayip etkiledi bizi bunu. İlk defa görürüz böyle bir şey falan. Ondan sonra pazar günü sabahleyin kahvaltı ediyoruz konuşurken dedik ya ne güzel filmdi öyle miydi böyle mi ya gidip bir görelim şurayı ya çok etkiledi bizi e hadi görelim nasıl gideceğiz. araba yok para yok hiçbir şey yok yani Brüksel'den Amsterdam'a gideceğiz. otostop yapalım e tamam dedik otostop yapalım hemen kahvaltı bitirdik abi kalktık biz gittik tramvaya bindik şehrin Amsterdam'a doğru giden otoyolun başına otostop çekiyoruz kısmete bak bir minibüs durdu 3 tane Kanadalı olan minibüsün içinde Avrupa'yı geziyorlar değil mi? Hippi uzun saycı falan bizim gibi. Dediler nereye gidiyorsunuz? Amsterdam'a biz de geliyoruz hadi atlayın dediler. Atladık heriflerin minibüsüne Amsterdam'a kadar gittik. Gece olmuş hemen koşarak gittik kızların mahallesine. İşte bütün vitrinlere dikkatlice baktık sağdan sola soldan sağa falan tabii başka bir şey yapacak paramız falan öyle bir niyetimiz de yok. Yani sadece tek amacımız Amsterdam'a gidip o vitrindeki kızları görmek tamam mı? başka hiçbir şey mi yok. gördük kızları ondan sonra geri döndük gittik şeye gece treni de kaçırmışız galiba garda yattık şeyin üzerinde sıraların üzerinde sabah trene bindik döndük arkadaş en ucuz trenle işte neyse yani artık o kadar paranın ya iki gidiş geliş yoktu yani dönüşte ya da otostop yapmaya da gözümüz yemedi. Bu da böyle bir macera. O arkadaşım çok üzücü bir şekilde o yaz memleketine gitti ve bir gölde yüzerken boğuldu. Ee, ve kaybettik. Çok çok tatlı bir olandı. Lük diye ismi. Onu da anmış olalım burada. Okul yıllarında gene babamla ilgili bir anı anlatacağım. Bu sefer acıklı değil, komik komik anılar. Ee, bir yaz işte gene ben Türkiye'ye döneceğim. Ee, ve de bir tane çok eski bir Skoda araba almışım elden düşme ama Skoda arabalar şeyle meşhurdu tank gibi derler hakikaten duvara vur Bir şey olmaz Acayip sağlam Küçük motorları var Kuvvetli olan yani tam böyle fakir arabası aslında Onun epey kullanılmış Araba anca yürüyor yani o, o kadar başka hiçbir şey yok üstünde Neyse ben o arabayla Türkiye'ye Gelmeye karar vermişim yazın Tam hazırlık mazırlık yapıyorum bu bana telefon etti dedi ki e, biz geliyoruz oraya e, Paris'e gideceğiz bir işimiz var sen de alırız dedi oradan arabayla Fransa'dan güneye ineriz İtalya üzerinden falan geze geze döneriz. E peki dedik ne diyor? hayır diyecek halimiz yok yani. Bir de bunun bir arkadaşı var. Bunun ismi Yaşar, ötekinin ismi de Yaşar. Öteki e, çok kısa boylu, ismi de lakabı Allah rahmet eylesin. Canavar Yaşar abi. <laughs> Canavar Yaşar. Çok küçük ama çok kavgacıymış ismi. <laughs> ismi oradan geliyor. O da bunun kadar hasta kumar vas yani. Bütün hayatı kumar. O yüzden çok kankalar yani. Bunlar 10 yaşından falan okulan arkadaşlar. Neyse e, bunlar geldiler. İşte pardon bir dakika ben arabayı bırakmadım tabii. İki araba dö dönüyoruz Türkiye'ye. Bir araba değil. Ama beraber gideceğiz. Neyse ben bindim kendi Cluster Skoda arabama Onlar da kendi arabaları ne olduğunu unuttum yani. Onunla beraber Paris'e gittik. İşte Paris'te biraz gezindik mezindik. Bunlar alışveriş yaptılar falan biraz. Ondan sonra tabii küçük Yaşar abi o arada iki sıkıda bir gecede gidip bütün cebindeki parayı Paris'te kumarhane kumarhanede bıraktı. O da olay oldu. Biraz birbirlerine girdiler. Çünkü oraya geliş amaçları bir şey almak. Bir makine, Küçük Yaşar abi çok uyanık bile, Tamam mı? Devamlı fikirleri var. Ama sonu hiçbir zaman iyi bitmiyor bu fikirlerin. Yani böyle bir cin fikirle geliyor. Öbürüne diyor ki Yaşar süper bir fikir var. Çok zengin olacak kısa sürede. Hemen para yatalım. Öteki parayı yatırıyor. Bu gidiyor. Parayı kumar kumarda oynuyor. ...oynuyor. Bu yani iki üç kere oldu... ya ...yalan değil yani. Hatta bir seferinde... E, ...Türkiye'de mafyadan... ...falan para aldı. Gitti... ...bütün o parayı kaybetti Fransa'da... ...geri dönemedi. Adamı öldüreceklerdi. Babam araya girdi ve hakikaten... ...adamın hayatını kurtardı. Dedi ki bu benim... ...kardeşim, arkadaşım... ...lütfen yapmayın falan filan. İşte bir miktar para verdi falan. Öylelikle hayatını kurtardı. Yaşar abi ama... ...10-15 sene Türkiye'ye dönemedi öldürülme korkusundan mafyanın parasını kumarda yediği için yani böyle alem tipler yani iki film ikisi de yani ee, ondan sonra neyse böyle böyle bir ekiple <laughs> biz Paris'ten kalktık güneye doğru gidiyoruz falan işte ne, aralarda durduk murduk ondan sonra Mont Blanc tünelinden şeye geçiliyor Fransa'dan e, İtalya'ya geçiliyor tamam mı belki tünelin çıkışında buluşuruz İyi tamam onlar gidiyor ben de şimdi İtalya okları var tamam mı yolda? İtalya'da. Ben de İtalya oklarını takip ediyorum. ama İtalya okları devamlı böyle yokuş yukarı çıkıyor. Halbuki tünel olması lazım. Bir taraftan diyorum ki ne nasıl bir tünel bu yani? Yukarı çıkacağız herhalde oradan ineceğiz falan. Bir şekilde benim elbiselerim onların arabasında yaz çünkü. Üzerinde bir tane tişört var. Hiçbir şey yok arabada da giyecek namına yani. Abi İtalya oku, İtalya oku, çık 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 baktım sadece tırlar var. Başka hiçbir tane araba kalmadı. Meğerse tırlar tünelden geçemiyor yasak. Bunlar, bir tek onlar dağ yolundan gidiyorlar. Ve ben sana çıktım 2000 metre mi 3000 metre mi unuttum şimdi. Her taraf kar abi. Bende bir tek tişört var. Karların içine <laughs> çıktık ve duramıyorum da. Öleceğim yorgunluk Üşümek, açlık falan geldim en tepede bir tane şey var gümrük kulübesi İtalya-Fransa sınırı bir tane de Allah'tan otel var. Attım kendimi otele artık kaç paraydı hatırlamıyorum cebimde Allah'tan bir miktar para var. Ondan sonra gece otel ha, zaten gümrük kulübesine geldim beni durdurdular. Dediler ki işte sen Rüstem Batum araba plakası bu falan arıyorlar seni. Ondan sonra öbür taraftan işte İtalyan polisi bunlarla çünkü gene öldüm zannetmişler yolda. Nereye kaybolacak ki araba? Kaç onlar gitmişler kaç saat önce öbür tarafta. Neyse arkadaş işte haberleştik, haberleştik sağız diye. Ertesi gün tekrar indik o şeyi. Öbür tarafta buluştuk bu birinci macera. ...ikinci macera çok daha acayip. Ee, ama adamın karakterini de iyi anlatıyor. Yugoslavya'dayız bu sefer. Gene onlar önden gide, Ben arkadan ama araba kaybı. Arka arkaya yani birbirimizi görerek gitmiyoruz. Eski falanca kasabada duralım. Buluşalım. Öyle. Gidiyoruz. Hava da karardı. Ben giderken her ne olduysa su mu içeceğim, bir şey mi yiyeceğim? Yolun kenarında durayım dedim. Yani böyle durma yeri falan yok da. Çimenlik yani yolun kenarı. Dedim şu çimene doğru çıkayım. Abi o çimene doğru çıkmamla birlikte araba Lank! dedi böyle çimenler meğerse bir metre falan <laughs> yüksekmiş. Altı şey çukur. Görmüyorum tabii. Kaldık mı biz orada sana? Gene havada gelen geçen kimse yok. işaret ediyorum kimse durmuyor. Telefon yok, cep telefonu yok, hiçbir şey yok. Biraz bekledim. Baktım olacak gibi diye başladım yürümeye. Hava karardı çünkü zifiri karanlık. Allah'ın tarlasındayım ne yapacağım yani. Yavaş 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 yolun Yan, yan, tarafından yürüyorum. O zamanlar böyle otoyol mu, otoyol, mu... öyle bir şey yok yani ama gidiş geliş bir yol galiba. Ya da gidiş bir taraftan dönüş bir taraftan hatırlamam. Arada bir bariyer var yani gene de ama küçük yollar. Ben bu bayağı yürüdüm. Yani bir saat falan yürüdüm. Bir baktım gidiş istikameti yani benim gidiş istikametimden bir araba geliyor abi farlar. Yolun yanından böyle bana doğru geliyor. Ters istikametten ve otoyolda geliyor yani. Allah Allah al, falan dedim, yaklaştı, baktım bizimkiler. Abi adam öyle tuhaf bir herif ki, herif arabayı otoyolda ters yolda çevir ve oradan gel kaç kilometre ise yani düşün. Ee, yani çok sert bir adamdı işte kumlar bazıları ama... E, malına da sahip çıkıyor yani kendi çocuğuna orada <laughs> ölmeye bırak yani o şey olmadığı için yani mantıklı bir adam gibi düşünme hiçbir konuda bu da kumar baskı. kim otoyolda yabancı memlekette arabayı ters çevirir gelir yani ben hayal bile edemem böyle bir şey yani hayatta böyle bir şey yapmayı düşünmem bile sen de düşünüyordu düşündü geldi neyse bindik arabayı ilerki şehre gittik orada kaldık tamirci aldık ertesi gün geldik falan filan öyle döndük bu bu şey macerası. Şimdi bunun devamı daha da enteresan. ben bu olaylar olduğunda Brüksel'de bir evde kalıyorum. Bir lokanta, lokantacı onun apartman, apartman değil bir ev 3 katlı falan. Üst katlardaki odaları da tek tek öğrencilere kiralıyor. Tamam mı? Marcel diye bir adam tombul böyle kırmızı yanaklı falan gayet sempatik. Karısı da öyle. Çok da tatlı insan. Mesela akşamları ben geç geliyorum. Arka servis kapısını açarlar, merdivende duyunca derler ki aç mısın? Açsan hemen gel derler. Giderim lokantaya yedirirler, içirirler bedava böyle de tatlı tipler yani. O babamın tam geldi sene Marcel bana dedi ki bir taraftan da bir ikinci işi var. Bir ileriki sokakta adamın bir garajı var. E, gümrükte kalan arabaları sadece Mercedes ihaleyle alıyor tamir ediyor, satıyor. O da ikinci işi yani. Ben onu biliyorum öyle bir iş oldu. Bana dedi ki e, Türkiye'ye gideceksin değil mi? Ya gideceksin dedim. Nasıl? Ara, i̇şte araba ile gidelim. Tamam dedi. Sen kendi arabanı burada bırak. Türkiye'ye teslim edilecek bir araba var. Ben sana vereyim onu. İşte neyse benzinini bilmem falan yatmanı kalkmanı da yol paranı. Üç günde mi gideceksin? Dört günde mi ne? Bir ufak bir para da cebine koyayım. Sen bunu götür İstanbul'da birine test edin. Sen de bedava gitmiş olursun. Hem de Mercedes'te gideceksin. Dökülen Skoda ile gitmek yerine. İyi dedim ben de tabii yani. Adam şeker gibi. Adam ayrıca. Arkadaş neyse lafın kısa şeyi e, uzatmayalım. Döndüm işte o babamla olan maceralı şeyden sonra. E, Marcel'in evinde çok az kaldım. Yani bir ay falan daha kaldım. Başka bir şey oldu. Neyse daha iyi bir ev buldum. Yani kendime ait iki odalı bir ev buldum. Oraya taşındım. Ondan iki üç ay geçti. Belçika'nın en büyük gazetesi var, Le Soir diye. Abi büyük manşet. Diyor ki işte büyük eroin kaçakçısı bilmem kaç kiloyla yakalandı. Ulan bir baktım bizim Marcel abi lokantacı. Adamın işi neymiş biliyor musun? O eski Mercedesleri alıyor. Tamirhanede bütün şeylerini söküyor. Döşemelerini falan. Oralara uyuşturucu döşüyor nasıl oluyorsa. Onları benim gibi hıyarlara verip hiç risksiz bir şekilde işte Türkiye, Cezayir'e nereye yolluyorsa yolluyor. Bir de düşün ki ben yakalansam yani onunla var ya muhtemelen hala hapisteydim yani. Yani babamın tesadüfen oraya gelip de beraber dönüyoruz demesi benim hayatımı kurtardı. Bu da bana ders oldu. Ondan sonra hayatım boyunca seyahate çıkarken işte uçağa binerken falan hayatta hiç kimseden hiçbir şey almam ne olursa babamın oğlu olsa bilmem ne paketini ver bana desen hayatta götürmem. Ama yani çok çok büyük bir tehlike atlattık. Sonra bunun şeyi de var. O yaz e, işte Skoda ile gittik. İyi kötü gene Türkiye'ye vardık. Bir de geri döneceğiz. Yalnız da dönmek istiyorum. Cem diye bir arkadaşım var. O da Belçika'da okuyor. Dedi ki beraber gidelim. Hem dönüşümlü kullan. Tamam tamam bindik arabaya. Beraber gidiyor. Araba Allah'tan bozulmadı. Yavaş gidiyor falan ama bizi götürüyor yani. Ee, bununla beraber geldik Macaristan sınırına gene gece tamam mı Macaristan sınırında durduk polis geldi başka arabalar da vardı pasaportlarınızı verin diyor veriyorsun orada şey basıyorlar vize basıyorlar geçiyorsun yani bir işlemden geçiyorsun. neyse verdik abi polis geldi yarım saat sonra herkesin ismini okudu şeylerini dağıttı falan filan bir tek biz kaldık ikimiz işte onun ismini de okudu, o da gitti, verdi onun pasaportunda. Bir tek ben kaldım. Bana dedi ki, gel. Ben gittim, pasaportu gösteriyor bana. Böyle yapıyor, resmi resmi gösteriyor, tamam mı? Ben anlamıyorum ne, benim resmim, benim pasaportum. Diyorum ki, ne diyorsun falan filan. Dikkatli bak, diyor. bir baktım abi, gene o yaz, Türkiye'de e, pasaportu uzattım galiba işte, uz şey yap ettiriyorsun falan filan ya. Dediler ki bu senin e, küçüklük resmin var bu pasaportta. Çok küçük görünüyorsun. Şimdiki resmini koyun. Tamam dedik. Adam onu değiştirdi işte uzatırken. Ben de aldım bakmadım yani. Abi herif o resmi yırt oradan. Dörtte üç soğuk damga dışarıda. Resmin üstünde damga yok. Yani çok garip bir pasaport. Her yerden de geçmişiz onunla. Macar çok uyanık çıksan diyor ki sahte pasaport. Diyorum ki arkadaşım bu kadar mı salak olur insan sahte pasaport yapmak için? Yani yırtıp resmi yapıştırıp damga yapmayı bilme adam saati yok abi anlatamadık. Herif aldılar beni orada. Tek bir tane şey var. Kulübeyle hücre bozuntusu bir şey demir parmaklı. Oraya tıktılar mı? kilitledi. Arkadaşıma diyor ki sen git diyor. Çocukları dedi ki ben nasıl gideyim? Araba onun. Ben burada kaldım. Gece yarısı dağ başında kaldık. Adamlara ben yalvar yakar anla. Adamlar zaten ne İngilizce ne Fransızca biliyor. Ben de onların dilinden anlamıyorum. Çıkardım başka evraklar gözü Hiç abi. Nuh diyorlar. peygamber demiyorlar. Ertesi sabah Allah'tan yalvar yakar bir tercüman geldi. Bütün gene evrak mevrak her şeyler yerlere döküldü. nüfus kağıdından bilmem neye kadar anlat anlat anlatana sonunda ikna oldular abi herifler. Bıraktılar beni. Dediler ki buradan geçemezsin bu pasaportla. Geri dön. Abi döndük tekrar Bükreş'e, Romanya'ya. Kaç kilometre? bin kilometre yakın döndük. Bükreş'te de resmi tatil. Konsolosluk <laughs> kapalı. Kaldık mı orada sana bir gün, iki gün beni. Neyse konsolosluğa gittik. Derdimizi anlattık. Ondan sonra işte pasaport değiştirildi. Yeni mühürü vuruldu falan filan. Böyle geçtik. Aynı şeyde aynı yol boyunca Romanya'da da gene hudutta durduk. Şimdi herkese normal bir açıyor bagajını kapıyor falan. Bize de bize çıkardı işte şeylere bakmaya başladı. Çantaların içine bavulları açıyor falan. Uzun saçlıyız, genciz falan ya. Böyle hippie kılımızla. Herif dedi ki siz Türksünüz sizlere de esrar falan da vardır. Ben dedim ki aa var. Abi şaka yapılır mı Allah'ım. Herif dedi ki aa öyle mi çek şöyle kenara. Arabanın koltuklarını bile söktüler kardeşim saatlerce 8-10 saat. Her şeyi söktüler bütün eşyaları yerlere attılar. Ondan sonra bir tek çıkmadık şey kalmadı. Bavullarda ve arabanın içinde sökülmedik şey kalmadı. Ondan sonra... Ta, ...koltukları taktılar... ...her şeyi bize toplattılar... ...o da bana şey dersi oldu yani... ...asla e, el alemin gümrüğünde... ...şaka maka yapmayacaksın abi... ...Amerika'da gümrük kapılarında yazar... ...zaten şey der der ki... ...bomba konusunda falan... ...espri yapmayın... ...kocaman yazı vardır yani... ...şakadan bu işler şaka kaldırmaz... ...aynı bu da öyle oldu... Ee, ...işte o şekilde döndük. Okul maceralarından iyi, iyi, kötü bahsettim biraz. Şimdi okulun geldik son son yılına bitirme şeyine. Sinema okulu bitirmek için işte bir tane bitirme filmi yapıyorsun. Her öğrencinin öyle bir şeyi var. Destek de veriyorlar sana. Okul bir miktar para veriyor. Ama ben Kültür Bakanlığı'nın bir senaryo yarışması vardı. Senaryomu oraya da yolladım. Ve de oradan bir para aldım. Ona karşılık. Fakat okul bana şey yapmadı. Dedik ki yani şimdi bu olmaz yani. Sen diyelim ki işte öbür öğrencilere biz 5 bin dolar vermişiz film yapsınlar diye. Senin elinde var 25 bin dolar. Bu adaletsizlik. Biz sana bunu böyle yaptırmayız dediler. Ben dedim ki ya ben aldım parayı. Yani diğer öğrenci de müracaat etse o da alsaydı. Yok dediler yani bu okulun şerine aykırı falan. Biz neyse o e, zaten o, okuldan istifa etmeyip e, bütün olayları çıkartan rektörle bayağı kapıştım ben. Ben sana yaptırmam dedi. Ben de dedim yapmıyorum o zaman ne olursa olsun falan. İş i̇şte Bıraktım gittim işte arada gene giden gelen hocalar çağırdılar konuştular bilmem ne. Gene bir toplantı yaptık. Sonunda dediler ki arkadaş... E, yani bu ekstra olan paranın bir kısmını okula bırakacaksın zaten hepsini kullanamazsın işte izin verdiğimiz kadarına da diyelim ki bir veya iki tane şey e, profesyonel e, teknisyen kira. Ben istiyorum ki profesyonel kameraman kiralayayım ya da işte profesyonel bir stüdyoda miksajını yapayım falan filan. İşte ufak bir kısmına izin verdiler diğerlerine paranın bir kısmını aldılar. E, öbür pozisyonları da hepsini öğrencilerle yapacaksın dediler falan filan. Neyse biz o şekilde filmi yaptık. Şimdi biraz geri döneceğim. Üçüncü sınıftayken falan <laughs> semiyoloji dersi var. Semiyoloji dersine gelen de bir hoca var. Henri Van Leer diye hiç unutmuyorum. Sartre'ın asistanıymış zamanında. Muazzam bir beyin. Adam süper zeka ama o kadar zeki ki anlattığını anlamıyorsun çoğu zaman. Yani nasıl nasıl diyeyim sana biz atıyorum işte birinci sınıf talebesiyiz. Adam bize farz ettiği tıp fakültesindesin. en son sınıfta yapılacak ameliyatın teknik bir şeyini anlatıyor gibi. Yani bir türlü kavrayamıyoruz. Bir de dediğim gibi herkes solcu ve biz tamamıyla şeye konsantreyiz. Tekniğe nasıl film yapılır, teknoloji teknik nasıl kullanılır, filmdir nedir. Yani onun dışındaki dersler falan bizi pek şey yapmıyor. Rahatsız ediyor. Onun üzerine üstlük İlk defa Çin sergisi açıldı Belçika'da. Biz koşarak gittik tabii. Herkesin elinde küçük Mao'nun kırmızı kitapları cepte. Öyle geziyoruz ha o zaman. Mao'nun küçük kırmızı kitabı parkaların cebinde duruyor. Gittik çok heyecanlıyız yani. Hafta sonu gezdik sergi falan. Geldik pazartesi günü bu herif geldi dedi ki ben ne gezdim dedi Mao'nun sergisini işte Çin sergisini. Dedi bu kadar abartıyorsunuz işte sol mol bilmem ne falan. Bütün dedi Mao dediğinizi ben size iki cümlede anlatırım dedi. Aynen böyle. Ben kalktım dedim ki ya siktir git ulan dedim. Herif. Aynen böyle küfür ederek ben dedim senin dersine falan girmiyorum arkadaş. Vurdum kapıyı çıktım abi bak. Zaten topu topu yedi kişi sınıfta yani herkes kimin ne olduğunu biliyor. Gittim abi herifin dersine gitmiyorum. 3-5 hafta gitmedim. Gene bir öğrenciyle haber yolladı. Demiş ki gelsin bir konuşalım. Yani hiç girmeden olmaz bir şey alternatif sunacağım. Gittim dedi ki ben dedi seni anlıyorum kardeşim. Sen dedi işte diğerleri de Cezayirli de öyle falan. Siz bu çok solcusunuz. Yaşınız icabı normal. Memleketinizde darbe oluyor bilmem ne oluyor falan filan. Ben anlıyorum saygı da duyuyorum dedi senin fikirlerine. Ama dedi yani dersi yapman lazım. Beni sevmedin de biliyorum. Sen dedi üniversitede iki ders öneriyorum sana. Bunlardan birini al. Onun şeyini yaz. İşte paper'ın neyse yıl sonu ödevini yap. Getir bana. Ben sana notunu vereceğim dedi. Ben de hiçbir alışverişin olmayacak dedi. Tamam dedim el sıkıştık. Ben gittim o derslerden birini aldım. Hakikaten unutma zaman gittim. İşte notumu da aldım bilmem ne. Kağıdımı da verdim. Herif bana iyi bir not da verdi. Öyle geçtik. Şimdi gelelim son sınıf filmine bir sene sonra. Ee, bakanlıktan bir para aldığım için filmin sonunda bir şey var. Diyor ki işte her şey çıkıyor jenerik. En sonunda da demesi lazım ki Belçika Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle yapılmıştır. Şimdi <laughs> filmin ismi Peygamber ama şey gibi yani çizgi romandan esinlenerek yapılmış çocuk bir peygamber komik de bitip işte insanlara iyilik ediyor ama banka soyuyor fakirlere parayı dağıtıyor falan böyle bir şey. Yani çizgi roman fo formunu kullanarak yapılmış bir film ama zamanına göre işte böyle her şey çok e, abartılmış bir filmdi. Güzel ama seyredenler beğeniyor. Eğlenceli de. Neyse jenerikte de işte insanların isimleri şunları. Ben jeneriği kendim yaptım. E, çizimle mesela işte başrolde oynayan çocuğun e, kafası çıkıyor. İşte yanında diyor ki ne bileyim ben kamera bilmem ne. Ondan sonra e, bacağı çıkıyor, ayağı çıkıyor. Her birinde bir şey yazıyor. Teknik olarak montaj şu bu falan. En sonunda da Belçika Kültür Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Belçika Kültür Bakanlığı desteğini yapıyor. Teşekkür ederiz derken de çocuk böyle <laughs> böyle yapıyor tamam mı? <laughs> Onu da oraya koy. Abi herkesin filmi jüriye girdi, çıktı, bitti falan filan. Bizim film jüriye girdi. Film 25 dakika falan. Ondan sonra işte bir saatte konuşuyorlar. Bir buçuk saat geçti, iki saat geçti, üç saat geçti falan. Hiç kimse çıkmıyor. Jüri de bütün memleketteki profesyoneller sadece hoca değil yani televizyondaki işte önemli yönetmenler, bölüm başkanları bilen hepsi jüri de baya kalabalık bir jüri. Çıkmıyor abi. Ondan sonra sonunda işte saatler sonra bir hoca çıktı beni seven bir hoca dedi ki bu dedi filmle ilgili sorun yok jenerik sorun çıkarttı. Çünkü dedi burada bir sürü milliyetçi hoca da var. Demişler ki ulan yabancı herife bak hem yani para veririz bir de bakanlığa şey çekiyor. Demişler hayatta biz bunu geçirmeyiz. Bu buradan çıkacak. Çıkardı çıkmazdı falan filan. Ve de biliyor herkes biliyor benim öbür adamla kavgamı siktir git dediğimi bilmem neyi falan. Dedi ki burada da 30 kişi var jüride var ya dedi ben seni savunduğum iki En çok ölümüne savunan adam o adamdı dedi. Yani bu benim için çok önemli. Şimdi Türkiye'de böyle bir şey yapsan zaten o günden okul hayatın biter. Devam mı devam edemezsin. Herif onu etmediği gibi demiş ki ya bu herif çok yetenekli ama böyle bir anarşist ruhu var. Genç de herif 20 yaşında anlayışlı olun yani bunu sanata verin şey yapmayın yani bunu ciddiye alınacak bir şey değil diye saatlerce adamlara anlatmış abi herif ve beni savunmuş. Ve o, o adam sayesinde yani neredeyse kovacaklardı beni çünkü ee, değiştirttiler ama şeyi o kareyi işte bir tane öne aldım ya da bir tane onu bir tane sona koydum oraya da son yazdım yani Belçika Kültür Bakanı'na teşekkür bir yukarı geldi. Fakat hiç unutmam bunu yani memleket farkı kültür farkı eğitim farkı ne kadar önemli bir şey yani Türkiye'de olsaydım. ...benim okul hayatım falan bitirirlerdi. Hiçbir şekilde bir şey olamazdım. Orada... ...benim yani... ...hakaret ettiğim hoca... ...beni en çok savunan adam oldu yani düşün. Ee, çok güzel bir şeydir bu da. Ondan sonra ne oldu? İşte okul bitti falan. Bir Amerika, annem diyor ki gel burada otur falan. Gittim Amerika'ya. Ee, oradaki ilk şok tabii... Ee, Amerika'ya gidiyorum ama hem diyorlar buraya gel ama e, annem diyor ki ya İlhan yani üvey babam İlhan Mimarol diyor ki evde başka insan istemiyor burada kalamazsın ee geldik nerede kalacağız ondan sonra Allah'tan bir arkadaşım var e, eski bir çocukluk arkadaşım Fatoş diye e, Fatoş ve boyfriendi var onlar dediler ki gel bizde kal ama bana çok koydu mesela yani ee, gel bizle kal bilmem ne falan dersin. Zaten ilkokuldan oraya kaç sene geçmiş, hala aynı şeydeyiz, noktadayız yani. Ee, gittim şeylerde Fatoş ve boyfriendi Andy ile kalırım. Andy son derece tatlı bir Amerikalı oğlan. Ee, yani alışmaya çalışıyorum. Bakıyorum burada kalabilir miyim, iş bulur muyum bilmem ne falan filan. Resim yapmaya başladım. <laughs> Resim yapıyorum evde falan. Enteresan hikaye de şu. Christopher Street diye meşhur bir sokak vardır New York'ta. Dünyadaki bütün gayler bilir bunu. Sadece Amerika'daki değil. İlk gay ayaklanmasının başladığı sokak. o zamanlar Christopher Street'te Amerika'daki nasıl diyeyim, en civcivli gay sokağı. Şöyle, bunların evi sokağın en ucunda, nehir kenarında. Diğer ucunda da metro istasyonu var. Ben gece geliyorum, geç saatte metrodan iniyorum. Bütün o sokağa geçmek zorundayım. Arkadaş sokak boyunca <laughs> Beyoğlu'nun hani kalabalık zamanları var ya insanlar omuz atarak yürürdü. Öyle bir kalabalık düşün. Bütün sokak boydan boya bloke edilmiş. Herkes ellerinde içkilerle kaldırımlarda. Çünkü bütün sokak bar. Ve herkes gay. Ben o sokakta arkadaş o metrodan çıkıp Eve gidene kadar yediğim lafın haddi hesabı yok yani anladın mı? Artık e, el elatan falan olmadı Allah'tan ama her gece ayrı bir macera yani teklifler içki ikram edenler bilmem ne falan işte gene uzun saçlıyım e, parlak bir çocuğum yani 22-23 <laughs> yaşında e, o şeyi oradaki e, o şeyi unutmuyorum e, Christopher Street olayını hiç unutmuyorum. Her gece her gece ayrı bir mahalle. Korkuyordum biraz da. Metroda iniyorum başka yerde yok. Sokan sonuna kadar gitmek zorundayım. Hep o kalabalığın içinden geç. Sana dikkat et, soluna dikkat et. Şey de yani kimseye ters bir şey de söyleyemezsin. Çünkü neticede nazik konuşuyorlar seninle yani. şey değil. Gel bir iç geçelim. Taktım. O, o dur, bu dur. <laughs> Falan diye. Ondan sonra işte e, o, o yılda e, yani bir yıl bir yıla yakın kaldım ya da 5-6 ay yedi ay neyse. Sonra dedim ki ya ben burada yapamayacağım yani e, ne bileyim Avrupa'dan sonra nereden iş bulacağım kimseyi tanımıyorum etmiyorum falan filan e, kalktım Türkiye'ye döndüm e, Amerika'dan vazgeçtim yani Türkiye'ye yerleşme karar verdim yıl 1976-77.